Merhaba, ben İskender Ada. Dijital Finans'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Okul hayatında sıkça sorduğumuz sorudur, bu bilgiler gerçek hayatta ne işimize yarayacak diye. Finans sektöründe, özellikle sermaye piyasalarında, okulda öğrendiğiniz, eğitimde aldığınız bütün o bilgilerin hepsi gerçek hayatta işinize yarıyor, her bir cümlesi. Mevzuat bilgisi, ürün bilgisiyle birlikte bu ikisini nasıl harmanlayacağınız da çok önemli. Sadece eğitim almak da yeterli değil. Sektördeki diğer profesyonelle birlikte oluşturacağınız değeri nasıl verimli hale getireceğinizi öğrenmek de çok önemli. Bugün bu her iki konuda da çok değerli çalışmalar yapan biri var stüdyomda. SP Finans Akademisi ve SP Finans Kulübü kurucusu Devrim Berk bizlerle birlikte. Devrim, hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, teşekkürler İskender. Sen nasılsın? İyiyim ben de, çok teşekkürler. Hem seni tanıyalım hem de SP Finans ailesini biraz tanıyalım. Tabii. Ben 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun oldum. Hemen bankacılık sektörüne adım attım aynı sene. Sonrasında 16-17 yıl boyunca bankacılık sektöründe kaldım. Ağırlıklı olarak sermaye piyasaları tarafında yatırım fonları, varlığa dayalı menkul kıymet ihraçları, sabit getirili menkul kıymetler ağırlıklı olarak alanımız oldu. Daha sonra bankacılık sektörüne mola verip çok kısa bir IT deneyiminden de sonra kendi girişimimi başlattım. Özellikle sermaye piyasalarında olmak üzere finans sektörüne yönelik çeşitli eğitimler veriyoruz. Yine sektörden değerli isimleri bünyemizde barındırıyoruz ve yatırım fonlarından mali tablo analizine kadar, dış ticaretten yine temel muhasebeye kadar çeşitli alanlarda, branşlarda, farklı nosyonlarda eğitimlerimiz 1-1,5 yıldır aşağı yukarı devam ediyor. Ana branşlarımızdan bir tanesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun lisanslama sınavları. O tarafta oldukça yoğun ve iyi bir şekilde gidiyor. Hı hı. Ben de yakından takip ediyorum senin yaptığın çalışmaları. Şu bence çok önemli. Senin gibi sektörden gelmiş birinin bu işe girmesi, yanında yine sektörde uzun yıllar birlikte emek verdiğin kişilerle birlikte bu gençleri verdiğin eğitimler bence çok değerli. Çünkü az önce söylediğim gibi işin mevzuat tarafını bilebilirsin, evet, ama onun sektördeki karşılığını bilmek, onu doğru bir şekilde bu arkadaşlara aktarabilmek, bu da bence çok çok önemli. Sermaye piyasaları sürekli olarak değişiyor, dönüşüyor Devrim. Sürekli olarak yeni enstrümanlar, yeni piyasalar, yeni ürünler çıkıyor. Türkiye'de peki üniversitelerde bu konuda verilen eğitimi sen nasıl değerlendiriyorsun? Sence yeterli mi? Daha verimli olması için hangi adımlar atılmalı? Hı hı. Tabii ikisini birbirinden ayırmamak lazım. Yani finans dünyasıyla üniversiteler aslında bir bütün olmalı. Ben şu anda da aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nde finansal piyasalar ve yatırım yönetimi bölümünde yüksek lisans programına devam ediyorum. Çok değerli, çok kıymetli hocalarımız var gerçekten. Verilen bilgiler de çok kaliteli. Diğer taraftan tabii gerçek anlamda finans sektörünün üniversitelere birazcık daha fazla girmesi gerektiğini düşünenlerdenim ben. Belki vakıf üniversiteleri bunu bir nebze daha iyi yapıyor olabilir. Ama kamu üniversitelerinin daha kat edeceği yol var diye düşünüyorum. Çünkü oradaki öğrenci arkadaşlarımızın, öğrenci kardeşlerimizin teorik bilginin yanında gerçekten bu işi yapan sektörde yapmış olan insanlardan da o tecrübeleri duymaları gerekiyor. Daha iyi bilginin oturması ve gelecekte nelerle karşılaşacaklarını bilmeleri açısından çok önemli. Bir de bildiğim kadarıyla istenilen sayıda da değil, yani şu anda herhalde 2 veya 3, ben yanlış hatırlamıyorsam, üniversitede bu eğitimler veriliyor. Sermaye piyasalarında da özellikle bu pandemi sonrasındaki yeni yatırımcı girişi, işlerin yoğunlaşması, hakikaten bu işin eğitimini almış gençlere de ihtiyaç var. Yani o farkındalık oluşması gerekiyor açıkçası. Dolayısıyla belki burada biraz daha sayının artması gerekebilir. Benim naçizane tavsiyem de veya önerim de bu olur. Bugün bir aracı kurumda, bir portföy yönetim şirketinde işe girmek için sermaye piyasası lisansına sahip olmak gerekiyor. İşte ileri düzey, türev, araçlar, doğru, vesaire gibi. Doğru. Bu konu biraz daha sen detaylandırabilir misin işin uzmanı olarak? Ne tür lisanslar var ve bu lisansların çalışanlara ne gibi faydaları oluyor? Şimdi tabii lisanslama tarafı önemli.
Biliyorsunuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuatından kaynaklanıyor bu lisanslama sınavları. Lisanslama sicille ilgili bir tebliğ var. Buna dayanarak da aracı kurumlar, bankalar yani sermaye piyasası kurumları artı halka açık şirketlerin ilgili bölümlerinde çalışanlar çalıştıkları bölüme göre, birime göre, üstlendikleri görev tanımına göre bazı lisans belgelerini almaları gerekiyor. Tabii bu lisans belgeleri onlar için olmazsa olmaz. Dolayısıyla kurumlarda, bankalar, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri de doğal olarak ya bünyelerinde çalışan personelleri bu sınavlara girmeye ve belgeleri almaya teşvik ediyorlar veyahut da daha işe alım esnasında öncelikle bu belgesi olanlara daha öncelik verme durumları söz konusu oluyor. Burada tabii lisans belgesi çok, yani düzey 1'den başlıyor, düzey 2, düzey 3 türev vesaire diye gidiyor. Burada dediğim gibi bu lisans belgeleri sizin yaptığınız işle bağlantılı olarak neyi almanız gerektiği değişiyor. SPK'nın yayınladığı tebliğde zaten bu detaylı bir şekilde de anlatılıyor. Dolayısıyla bu sınavlara girecek olan kişilerin de hani oraya bakıp ona göre hangi sınava girmesi gerektiğine karar verip ve ona göre bir yol izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi 3-4 Temmuz'da da sınav var. Dolayısıyla yoğun bir şekilde özellikle bankacılık sektöründe çalışanlar, aracı kurumlarda çalışan arkadaşlarımız yoğun bir şekilde şu anda hazırlık aşamasındalar. Bu sınavlar da bildiğim kadarıyla artık uzaktan yapılabiliyor değil mi? Eskiden yerinde sınav merkezlerinde gerçekleştiriliyordu. Onlar da yine artık dijital ortamlarda gerçekleştiriliyor. Şöyle aslında senede 2 defa yazılı sınav yapıyor SPL. Onun dışında şu anda sadece İstanbul'da olmak üzere elektronik sınav yapıyor. Ama elektronik sınav da SPL'nin kendi merkezinde yapılıyor aslında. Yani evden girmiyorsunuz sınava, merkeze gidip orada bilgisayarda giriyorsunuz bu sınavlara. Burada şunu söylemek lazım. Benim çünkü sektörden özellikle bu sınavlara girenlerle çok birlikte olduğumuz için, konuştuğumuz için, sohbet ettiğimiz için elektronik sınavın sadece İstanbul'da olması bir handikap oluşturuyor diğer şehirlerdeki arkadaşlarımız için. En azından benim şahsi fikrim fırsat eşitliği adına da bir Ankara'da ya da Ankara'da ve İzmir'de de birer elektronik sınav merkezi açılması bence iyi olur diye düşünüyorum bu anlamda. Az önce yani çok böyle özet geçtin ama düzey 1, düzey 2 türev var. Bunlardaki ders sayıları ne? Yani biraz oradaki aslında kapsamı anlamak adına soruyorum. Şimdi en temel, eski adı da zaten temel düzeydi bunun. Sonradan bunların isimleri değişti. Evet. Sonra düzey 1 oldu mesela. 4 dersle başlıyor. Daha sonra düzey 2, 8 ders, 9 ders türev. Düzey 3'te 12 ders var örneğin. Kurumsal yönetim derecelendirme var. Kredi derecelendirme lisansı var. Konut değerleme lisansı var. Gayrimenkul değerleme lisansı var. Yani o kişilerin hangi alanda çalıştığına bağlı olarak bu lisans belgeleri değişiyor. Alınması gereken lisans belgeleri. Tabii bu sınavlar teknik sınavlar. Yani bilgi gerektiren sınavlar. Dolayısıyla özellikle öğrencilerimizden bizi arayanlar olduğu zaman çok umutsuz arayanlar da oluyor. Hani geçebilir miyim, geçemez miyim, almam gerekir vesaire diye. Çokça soruyla karşılaşıyoruz elbette. Öncelikle buradan hani öğrenci arkadaşlarımıza şunu söylemekte fayda var. Yani bu sınavlar bilgi gerektiren sorular ve belli bir plan, program çerçevesinde disiplinle hazırlanması gereken program şeyler, sınavlar. Sınavlar. Oraya geleyim biraz da. Sınavların her biri zor. Ya sen anlattıkça ben böyle 10 sene, 15 sene evvele gittim. O dönemde işim gereği temel düzey yeterliydi ama ben kariyerimde yükselmek istediğim için, terfiyi hedeflediğim için ileri düzeyi de almak istiyordum. O yine hemen akabinde türev araçlarla ilgili bir masada görev yapacağım için bu sefer o lisansı da almam gerekti. Hatta kurumsal yönetim derecelendirme lisansını da aldım. Yani bayağı zorlu bir süreç atlattım diyebilirim. Kolay değil. Hem sözel ve sayısal becerilerin eşit kullanıldığı sınavlar bunlar. Bazen bir tebliğin 5. maddesinin işte 3. fıkrasının 2. bendinde ne yazıyor'ya kadar sorabiliyor sınavlar. Bazen de normal hesap makinesiyle teorik opsiyon fiyatlaması yapmak zorunda kaldığın durumlar ortaya çıkabiliyor. Elbette ki senin verdiğin eğitimler çok önemli. Ama kişilerin bu sınava hazırlık dönemi için
nasıl bir disiplin içinde olması gerekiyor? Senin önerilerini alabilir miyim? Tabii. Şimdi bu sınavları bir maraton olarak görmek gerekiyor. En başta bunu söylemek lazım. Yani ben hani hemen bir ay içerisinde hazırlanayım, bu sınavları geçeyim diye bir şey çok mümkün değil. Yani istisnai vardır belki ama çok istisna. Dolayısıyla burada öncelikle hangi lisansı almak istediğini belirleyecek aday. Alması gerektiğini öğrenecek. Ondan sonra bir plan program çerçevesinde mutlaka teknik kavramları da içerecek şekilde, bilgileri özümseyecek şekilde o sınava hazırlık yapması gerekiyor. Herkesin yoğurt işi farklı olduğu için bunun bir şeyi yok, yani standardı yok. Örneğin ben hazırlık yaptığım dönemde, bu sınavlara ben de girdim, bütün lisanslarımı aldığım dönemde, çalıştığım için aynı zamanda hafta sonları sabah saat 6'da çalışıp 9'a 10'a kadar ders çalışıp bu şekilde ilerledim, hazırlandım, aldım lisans belgelerimi. Ama hani kimisi öyle yapmaz, mesai sonrasında hazırlanabilir. Tamamen kişiye bağlı bir şey. Ama burada şunu söylemek lazım, özellikle benim vurgulamak istediğim şey şu: İş hayatına başladıktan sonra bu lisans belgelerini alması çok zor. Yani çünkü biliyorsunuz finans sektörü çok yoğun çalışılan bir sektör. Yani mesai kavramı da zaman zaman biliyorsunuz olmayabiliyor. Bunu canlı örneklerinde yaşıyoruz şu anda, biz öğrencilerimizden biliyoruz. Dolayısıyla iş burada hep aslına bakarsanız üniversite öğrenciliği dönemine birazcık geliyor. Burada üniversiteler tarafında farkındalık yaratmak lazım, benim şahsi düşüncem. Eğer bu dönemde çözerse öğrenci arkadaşlarımız bu lisans problemini, hem işe giriş aşamasında hem de daha sonraki süreçlerde daha rahat edeceklerdir bu alanda. Şimdi mesela benim önümde bir istatistik var. Geçen sene SPL'nin yaptığı sınav istatistiği. Temmuz ayında 15 bin kişi girmiş sınava. Bu 15 bin kişinin 800 tanesi üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencisi. Sadece bu kadar. Yaklaşık %5 gibi bir rakama denk geliyor toplam girenler içerisinde. Şimdi Türkiye'ye baktığınız zaman Türkiye'deki üniversite sayısı 207 şu anda. Ve 3. ve 4. sınıfları komple düşündüğünüz zaman, yani bu sınava neredeyse her üniversiteden sanki 4 kişi, 4 öğrenci sınava girmiş gibi. Hani çok kabaca basit bir hesap yapmak gerekirse böyle düşünebiliriz ama bu sayı çok çok az. Çünkü sosyal bilimlere düşündüğünüz zaman her üniversitede yüzlerce öğrenci var. Dolayısıyla özellikle banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketi, borsa gibi yerlerde çalışmak isteyen, buna halka açık şirketleri de katabiliriz. Bu tebliğde yer alan bütün bu kurumları sayabiliriz bunun için. Buralarda çalışmak isteyen öğrenci arkadaşlarımızın mutlaka bu lisans belgelerini daha mezun olmadan en azından sınava girmeye başlamaları, ne olduğunu bir görmeleri ve buna göre kendince önlemlerini almaları gerekiyor. Mesela zaman zaman öğrenci arkadaşlarımızdan şöyle soru geliyor: ben bu sınavlara girmeli miyim? Ne işime yarar? Biz bunları anlatıyoruz tabii ki, her seferinde detaylıca anlatıyoruz güzel güzel. Ama öğrenciyken yapılacak aslında bazı şeyler var. Sadece okul okumak değil, o eskide kaldı. Eskiden belki 20 sene önce, 25 sene önce okulu bitirdiğiniz zaman, iyi de bir okuldan mezunsanız, çok zor değildi şartlar açıkçası bugünkü kadar, ama şimdi öyle değil. Hani üniversite mezuniyeti sadece bir zorunluluk haline geldi. O diplomayı evet alacaksınız, cebinize koyacaksınız ama onun yanında hangi alanda ilerlemek istiyorsanız o alanda kendinizi geliştirmek durumundasınız. Artı ben bu SPK lisanslama sınavlarını biraz ehliyete benzetiyorum. Şimdi baktığınız zaman bir aracı ehliyet sürmüyor ama ehliyet olmazsa olmaz bir şey, doğru mu? Doğru. Şimdi SPK lisansları da biraz böyle. SPK diyor ki sen bu kurumlarda çalışıyorsan eğer, bu bilgileri bilmek durumundasın. Yani hangi ürünü sattığını, hangi ürünün operasyonunu yaptığını, müşterilere neyi önerdiğini ya da hangi yatırım danışmanlığı faaliyetini gerçekleştirdiğini bilmen gerekiyor buralarda çalışmak istiyorsan, diyor. Bence de mantıklı, mantık açısından. Ama dediğim gibi bunu yapabilmek için mutlaka bir plan, program çerçevesinde ilerlemek ve herkesin kendi yoğurt yiyişine göre bunu planlaması lazım. Bunun sonunda hani herkes başarıya bir şekilde ulaşıyor ama sabır önemli burada. Tabii. Dirayet önemli ve mutlaka hedefe odaklanmak çok önemli. Bazen şu oluyor, sınavlara giriyorlar, ben işte iki dersten geçtim, bir dersten kaldım falan, motivasyon düşüyor. Bu olmaması gerekiyor. Bu dediğim gibi bir süreç, bazen 6 ay sürüyor, bazen 1 yıl sürüyor aldığınız lisans belgesine göre. Ama sonunda o belgeyi aldığınız zaman hedefe ulaşmış oluyorsunuz nihayetinde. Şöyle bir katkı yapayım. Üniversite öğrencilerin, özellikle mesela az önce söylediğim Marmara Üniversitesi'nde sermaye piyasaları bölümü var. Oradaki dersler
zaten SPL'nin belirlemiş olduğu sınavlardaki başlıkları içeriyor. Örnek veriyorum, işte yatırım hizmetleri, yan faaliyetleriyle ilgili bir ders var. Veya işte finans matematiğiyle ilgili bir ders var. Genel ekonomiyle ilgili bir ders var. Aslında oradaki bilgiler tazeyken o sınavlara girdiğinde çocuklar daha başarılı olacaklar. O farkındalığı, o bilinci oluşturmak için de oradaki hocaların da bunun defaatle söylediğini de biliyorum aslında. Doğru, ama doğru. Maalesef genelde iş başvurularını ben çok gördüm çünkü. Doğru. Marmara Üniversitesi'nden mezun olmuş ama lisans sınavına girmemiş. Neden? Ya işte olmadı hocam, giremedik falan. Ama şimdi burada çalışmak için girmen gerekiyor. Bu farkındalığa ulaşman gerekiyor. Ben kendi adımla mesela kendi yöntemimi en azından paylaşayım. Bir buçuk, iki ay boyunca bütün hafta sonu etkinliklerimi iptal ettiğimi hatırlıyorum. Çıkmış bütün sınav sorularını çözdüm. Yayınlanmış bütün mevzuatları tek tek okudum. Ve şunu farkına vardım. İş sadece sınava hazırlanmak, o sınavda yüksek puan almak, yani o sınavı geçmek değil. Hakikaten o bilgileri sindirmek. Başta da dedim ya, bu bilgiler gerçek hayatta ne işimize yarayacak? Benim sınavlara hazırlanırken edindiğim o bütün bilgileri kariyerim boyunca hepsini tek tek kullandım. Yani o günlük operasyon işlemi yaparken o hangi mevzuatta nasıl tanımlanmış onu biliyor olmak bana çok önemli bir konfor alanı oluşturdu. Veya diğer taraftan bir yatırım danışmanı açısından bakarsak, üstünde o finansal danışmanlığın verdiği sorumluluk SPK'nın belirlediği kurallar çerçevesinde yapılmalı. Ama orada o işe hakim değilsen o zaman karşı tarafı doğru yönlendiremeyebilirsin. Doğru. Orada hemen bir örnek vereyim senin sözün üzerine. Şimdi biz eğitim verirken, mesela verirken şunu çok görüyoruz mesela. Ders anlatırken öğrenci, bankada çalışan bir öğrencimiz bu. İşte diyor ki, aa hocam diyor mesela, ben böyle böyle yapıyordum ama aslında bunu neden yaptığımın farkında değilmişim. Bunları siz anlattıkça aslında bunları neden yaptığımın farkına veriyorum diyor. Şu anda çok daha iyi anladım her şeyi diyor. Neden böyle yaptım diyor. Çünkü öbür türlü hani bir otomatikleşmiş bir davranış haline geliyor. Bu bilgileri aldığınız zaman neyi neden yaptığınızı çok daha iyi anlıyorsunuz. Bir şey de oluyor, yani finansal okuryazarlık da bir taraftan bu. Kesinlikle. Baktığınız zaman. Yani her şeyi öğreniyorsunuz orada, eğer isterseniz tabii. Dolayısıyla bu sınavları geçin ya da geçmeyin. Mesela çok enteresandır. Bu lisansları sadece sermaye piyasasını öğrenmek için arayan avukatlar oluyor, doktorlar oluyor. Ben bu lisanslara girmeyeceğim ama bu eğitimleri almak istiyorum çünkü öğrenmek istiyorum diyen insanlar bile oluyor. Dolayısıyla buradaki verilen bilgiler çok değerli, çok kıymetli. İster sınava girin, girmeyin fark etmez. Ama bir şekilde sermaye piyasamızı bilmek, öğrenmek isteyenler mutlaka bu sınav konularına baksınlar, incelesinler, araştırsınlar. Öneririm. Sen yakın zamanda çok güzel bir program da gerçekleştirdin. Sermaye piyasalarına ilgi duyan gençlere böyle ücretsiz olarak bir sermaye piyasası eğitimi verdin. Bu fikir ortaya nasıl çıktı? Geri dönüşler nasıl oldu? Bunun tekrarı herhalde olacaktır diye düşünüyorum. Onunla ilgili bilgi alabilir miyim sen? Tabii. Şimdi bir sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya çıktı aslında bu. Biz hali hazırda zaten sermaye piyasası eğitimleri veriyoruz bolca ama bunun dışında özellikle üniversiteden yeni mezun olmuş veyahut da üniversite son sınıfta okuyan öğrencilere, sermaye piyasalarında çalışmak isteyenlere tabii ki öncelikli olarak bu sektörde nelerle karşılaşacaklarını, hangi bilgilere ihtiyaç olacağını birazcık özümseyerek, analiz ederek onlara bu minvalde biraz da lisansıma sınavlarının içeriğini de oraya uyarlayarak, daha biraz daha teorik ve pratik değiştirerek belli bir grup öğrenciye ve yeni mezuna böyle bir proje başlattık. Yaklaşık Ocak ayında başladık, Mart ayı gibi bitti. Yaklaşık 21 saat, 1,5 ay sürdü. Eğitim programı sonrasında bir sınav da yaptık, sertifikalarını verdik arkadaşlarımızın. Onlardan işe girenler de oldu şu anda. Kendileriyle de hala görüşüyoruz bu arada zaman zaman. Dolayısıyla bu sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde başlattığımız güzel bir etkinlikti diyelim. Bunun evet yenisini yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Muhtemelen çok yakın zaman içerisinde duyurusunu da sosyal medya adreslerimizden de yapacağız ama bu seferki hedefimiz biraz daha hedef odaklı olacak. Yani hedef odaklıdan kasıt şu aslında. Bir tarafta kalifiye
olabilecek ya da kalifiye olan bir genç nesil var. Diğer tarafta da buna ihtiyacı olan kurumlarımız var biliyorsunuz. Hı hı, özellikle tabii. Senin de bildiğin üzere lisanslı personel olmak çok zor. Ve aracı kurumlar, bankalar bu yönde çokça ilan da açıyorlar ve personel arayışı içerisindeler. Şimdi bu yeni programdaki hedeflerimizden bir tanesi sektörde olan kurumları da biraz bu eğitimin içine katmak. Dolayısıyla orada hem yine ücretsiz olacak bu arada. Yani eğitimlerimize katılacak olan kişiler, hı hı, öğrenciler, yine son sınıf veya yeni mezun kişiler olacak. Ama eğitimi biz üstleneceğiz. Bunun yanında bize katkı verecek olan işte aracı kurum olabilir, yazılım şirketler olabilir ya da sermaye piyasasının diğer kurumları olabilir. Bunlardan da katkı isteyeceğiz. Burada yazılım otomasyonu ile ilgili bir takım eğitimler de vereceğiz mesela arkadaşlarımıza. Veyahut da işte aracı kurumlarımızın kendi vermek istediği nitelikte eğitimler olabilir. Onları da dahil edeceğiz programımıza. Yine tahminen 1-1,5 ay civarında sürecek bir eğitim olur diye hedefliyoruz. Ama buradaki hedefimiz nihayetinde aracı kurumlarla ya da aracı kurum demeyelim, genel diyelim, yani sermaye piyasası kurumlarıyla yeni mezun olmuş ya da üniversite son sınıfta bu alanda çalışmak isteyen öğrencilerimizi buluşturmak temel hedefimiz bu. İnşallah da güzel bir program olacağını düşünüyorum. Orada kilit bir yer söyledin aslında, o çok hoşuma gitti. Tabii ki okullarda verilen eğitimler, senin lisanslama sınavlarına hazırlıkla verdiğin eğitimler çoğunlukla teorik bilgi üzerine kurulu, yani mevzuatın detayları vesaire, işte hesaplama yöntemleri, ama bugün o lisansı da alsan, okulda o eğitimi de alsan, örnek veriyorum bir aracı kuruma gittiğinde onun iş yapış şekli, onun kullandığı yazılım, sistem, bunlar çok önemli. Yani pratikte orada süreç nasıl ilerliyor? Eğitimin özellikle bu pratik bölümü benim çok çok hoşuma gitti. Orada ben de naçizane katkı sağlamayı çok arzu ederim. Hem kendi deneyimlerimi aktarmış olurum. Hem de dediğim gibi yani oradaki dünyayı doğru tanımlamak lazım arkadaşlara. Çünkü bir hayal kuruyorlar. O hayal ne kadar onların hayalindeki gibi, evet, onu biraz orada tanımlamak gerekiyor. O açıdan pratik bilgiyi orada tanımlamak, bu eğitimlerde tanımlamak çok değerli. Tamam, lisansını aldı, sektörde çalışmaya başladı. Ama bence buradaki artık en önemli başlıklardan bir tanesi de ağ etkisi, network. Doğru. Sen de bu konuda çok özel bir proje başlattın. Finans kulübü. Hı. Bu programdan biraz bahseder misin? Hı. Buradaki etkinlikleri hangi ihtiyaçlara göre tasarlıyorsun? Tabii. Ve etkinliklere katılanların hangi kazanımları oluyor? Hı hı. Aslında projeler genelde hayallerden ortaya çıkıyor. Bu benim ta bankacılık döneminde hep böyle aradığım ama bir türlü bulamadığım bir şeydi. Hep bankacıyken şöyle bir şey istemişimdir. Bize özel bir kulüp olsa da biz başka yerlerle uğraşmasak, yani etkinlik yapacaksak da burada yapsak. Hı hı. O kulüp bizim için bir şeyler yapsa hep vardı aklımda. Bunu ben hayata geçirdim aslında. Yaptığım şey bu. Biz şu anda akademi tarafındaki eğitimlerimizden zaten öğrencilerle, sektörle iç içeyiz. Yani bankacılarla, aracı kurum çalışanlarıyla zaten iç içeyiz. O arkadaşlarımızla da bunu paylaştım öncesinde. Aslında dedim, bu böyle bir projem var, böyle bir şey düşünüyorum, ne dersiniz diye onlardan bir feedback aldım. Neler olmalı şeklinde de bir geri bildirim aldım. Hatta anket çalışması yaptım içlerinde onların. Ona göre aslında konumlandırdım. Ve çok güzel geri bildirimler aldık orada. Evet, biz bir sektör çalışanıyız, biz bir finans sektörü çalışanıyız ama biz aynı zamanda bir insanız. Bizim sadece iş dışında da eğitimlerim, başka ihtiyaçlarımız var. Nedir? En büyük şu zaman koşullarında eğitim kadar ağ kurma, bağlantı kurma da çok önemli hale geldi. Dolayısıyla evet, bilgi, tecrübe tamam ama bağlantılarınız yoksa, yeterli ağ kuramıyorsanız çok da işe yaramayabiliyor zaman zaman bu durumlar. Buradan çıktı fikir. Biz burada ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz aslında. Kişisel gelişim eğitimleri yapıyoruz. Mesela en son diksiyon eğitimi aldık grupça. Çok da kaliteli bir üniversite hocamızdan, bu alanda yıllarını vermiş bir hocamızdan diksiyon eğitimi aldık mesela. Onun dışında sektörün önde gelen isimlerini ağırlıyoruz. Ayda iki ya da üç defa. Örneğin teknolojiyi konuşuyoruz. Örneğin insan kaynaklarını konuşuyoruz. İşte sinemayla ilgili sohbetler yapıyoruz mesela. Hı hı. Yani farklı alanlarda da biz bir şeyler yapmak istiyoruz. İç denetimi konuşuyoruz. Mesela ekonomiyi konuşuyoruz konuklarımızla. Çünkü biz ya bunlara da hakim olmamız gerekiyor. Bu konularda bilmemiz gerekiyor. Doğru. Dolayısıyla
bize gelen arkadaşlarımız, bizden eğitim alan arkadaşlarımız aslında çok da kolay ayrılamıyorlar. Çünkü biz bir şekilde hep böyle birlikte, biz bir senedir sürekli konuştuğumuz, hala da kulüp bünyesinde ya da kulüp de olmasa bile sohbet ettiğimiz insanlar var. Ya tabii şu var, günlük iş rutininin içine boğulup tabiri caizse etrafına bakamayabiliyor insanlar, ama senin yaptığın bu çalışmanın bir network etkisi var değil mi? Yani siz bir de bir araya da gelin, yani birinden tabii eğitim almaktan ziyade siz o ilişkiyi tabii de sürekli canlı tutuyorsunuz. Şu pandemi nedeniyle online yapıyoruz şu anda, ama pandemiden sonra bunu fiziki alanlarda da bir araya gelip bu etkinlikleri yapacak, çok daha etkili olacak o zaman. Dolayısıyla hani buradaki amaç hani tanışma, network kurma aslında online'da çok olmuyor. İstediğimiz gibi olmuyor. Çünkü ekran kapandığında bitiyor oradaki ilişki. Ama fiziki alanlarda bir araya gelmek, sohbet etmek, tanışmak çok daha farklı etkileri olacaktır zaman içerisinde. Bu pandemiden sonra bunları da yapacağız elbette. Çok çok değerli bilgiler, çok değerli çalışmalar Devrim. Çok tebrik ediyorum senin bu çalışmaların için. Programın sonuna geldik. Çok sağ ol katkıların için. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Rica ederim. Kolay gelsin, iyi çalışmalar dilerim. Evet, Dijital Finans'ın sonuna geldik. Bugün SP Finans Akademisi ve SP Finans Kulübü kurucusu Devrim Berk'le sohbet ettik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.